Yerinin maddesine aslanım ay vay. Ekmek parası. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Temelinde sorun olan arkadaşlarım da mutlu olsun. Onlar da hayatta bir yerlere tutulsunlar. Onlar için sabredeceğiz. Yaklaşık olarak bir 20 dakika daha şu konuya sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. 20 dakika sonra sınavlık sorular. 20 dakikamız kaldı. Şimdi burada hangi işlemin çizgisine dikkat edeceğiz? En kalın çizgimiz hangisi? Şu. Buna dikkat edeceğiz. Bu. Bundan sonraki bu çizgi. O zaman nereden başlayacaksın? Bak boyadığım yere dikkat et. Tam buradan başlayacaksın. Buradan başlıyorum. 2 bölü 3 artı 1. Arkadaşlar artık çocuklar gerek yok. 1 kere 3. 3. 2 daha ne oldu? 5. Ne oldu 5 bölü 3? Burası ne oldu nihayetinde? 5 bölü 3. Neyle çarpacağım onu? 2 ile. Ama nasıl çarpacağım? Ters çevirerek. 2 çarpı ne oldu? 3 bölü 5. Paydada ne var? 1 çarpın. Ne geldi? 6 bölü 5 geldi. Tamam. O zaman şurasının şurası kaç oldu? 6 bölü 5. Yanlış yapmıyorum değil mi? Dikkat edin bana. Sonra 1 bölü 4 ekleyeceğim değil mi arkadaşlar? Şimdi nereye geldim? Şuraya. 1 bölü 4 artı 6 bölü 5. Sistem neydi Aybüke? 1 kere 5. 5. 4 kere 6. 24. 24'e 5 ekle. 29. Paydaları çarp. 4 kere 5. 20. Az önce bu sistemi anlatmıştım. Bir daha göstereyim. Kalbim rahat etmedi. 4 kere 6. 24. 5 kere 1. 5. 24 ile 5'i topla. 29. 4 ile 5 çarp. 20. Tamam. Burayı bulduk arkadaşlar. Totalde. Şöyle çok elit bir renk alalım. Piyasa rengi olmayan. Şurası ne oldu? 29 bölü 20 oldu. Güzel. Harika gidiyoruz. Şuraya hemen hızlı yöntemimiz yapalım. 5 kere 1. 5. 2 kere 2. 4. 5'ten 4 giderse 1. 1 bölü 10. Olan şurası da 1 bölü 10 mu oldu? Tamam. Ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 10 çarpı 20 bölü 29. Acele etmeyin arkadaşlar. Çat çat ne kaldı? 2 bölü 29 mu kaldı? Tamam. Burada ne var? Tam seri kesir. 2 kere 5 10. 1 ekle daha. 11 bölü 5. Artı 2 bölü 29. Kısa yolla çarpalım arkadaşlar. Kısa yolunu. 11 kere 29 ne yapar? Bana hiç yardım etmeyin ben bulurum. 319. Yanlış mı? Tamam. 2 kere 5, 10. Toplayın arada ne var? Artı. 319 onu toplayın. 329 bölü 5 kere 29 ne yapar? 145. Arkadaşlar bundan sonra da bırakın. Bu. Doğru mu? Yani en kompleks görebileceğin şey budur Yusuf. Burada neye dikkat çektin Yusuf? Önce şu çizgiye, sonra bu çizgiye. Ya en alttan başlayarak yapa yapa gidiyorsun. Tamam mı? Bak ciddi söylüyorum. Bunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar birinci dersi ve bu dersi not olarak bir daha çözsünler. Hiç kopya çekmeden. Tamam bu iş tamam. Geçiyorum. Geçeyim mi? Tamam. Bir yandan not alın. Her zaman da not için beklemiyorsun. Birazcık bazı yerlerde siz de şey yapın. Şimdi arkadaşlar geldik. Harika bir soru ya. Harika bir soru. MNK pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın pozitif tam sayı. Şimdi Yuşa 77 bölü 36'yı öyle bir parçalaman lazım ki tam sayı elde edebilirsin. Şöyle parçalayalım ya da bana bırak. 2 bölü yok. 36'nın ilk katı kaç yapar? 72 mi? 72 bölü 36 artı 5 bölü 36. Doğru mu? Doğru mu Hilal? 72 bölü 36 artı 5 bölü 36. Şimdi toplarsan 77 bölü 36 yapıyor. Doğru. Peki bu kaç arkadaşlar? 2. O zaman M kaç olacak? 2. Tamam M'i bulduk. M'i unutun artık. Şimdi gelelim şuraya.
Burada ne olacak? 1 bölü n artı 1 bölü k. Bu kaç eşit olacak arkadaşlar? 5 bölü 36'ya mı? 1'i neye bölersen 5 bölü 36 olur. 36 bölü 5'e. Çünkü burası ters çevrilerek 1 ile çarpılıyor diyor. O zaman burası ne olacak? 36 bölü 5 olacak. O zaman n artı 1 bölü k eşittir 36 bölü 5 olacak. Bunu da parçalayın. 5'in en yakın katı kim? Şey, ya da aşağıda parçalayacağım arkadaşlar. Ekranda belki sağ tarafı tam görünemeyebilir. İnce düşünceli olalım. Evet. Burayı şey yazalım. 35 bölü 5 artı 1 bölü kaç? 5. 35 ile 1'i toplayın. 36. Paydada aynen yazılıyor. He, o zaman ne tam sayı mıydı? Oo. O zaman ne oldu? 35 bölü 5'ten. 35 5'e bölün ne oldu? Ne 7 oldu. Güzel. Peki 1 bölü k 1 bölü 5 mi oldu? O zaman k direkt neye eşit oldu? Hadi yine yazayım iyisi. 1 bölü k eşittir 1 bölü 5. K direkt ne oldu? 5 oldu. M kaç olmuştu? M de 2 olmuştu. Toplayın 7, 5 daha 12, 2 daha ne yaptı? 14 yapmış oldu. Ha, burada mesela ben bir itiraz yapmak isterdim. Şu itirazı yapmak isterdim. Mesela ben burada hani ilk baştan 72 bölü 36 yazdım ya. Onun yerine mesela 36 bölü 36 yazdıktan sonra şey deseydim, 41 bölü 36 deseydim olmaz mıydı? M1 olurdu o zaman değil mi? Hani şurası için. Olur muydu? İyi düşünün. Beklemediğiniz bir soru. Şu an not alıp öyle düşünün yalnız. Ha. Not almadan düşünen varsa hayır. Not al da öyle düşün bak. Kafayı yiyorum bu saatlerde. Benim 3-4 arası bir... Ama o zaman şey bir olmaz ki. Bak. Şu sileceğim. Bak, şu an çözüm aldınız mı? Tamam siliyorum. Bir dakika durun. Böyle olsaydı dedik. Bak çelişkiyi görün. Ezbere gitmeyin. Ben ezberden nefret ederim. Ezberleten öğretmenden nefret ederim. Ezber iş yok. Şimdi bak eğer böyle olsaydı M1 mi olacaktı? Şu adam ne olacaktı? 41 bölü 36 mı olacaktı? Peki. Evet. 1 ne yapıyorum? 1 bölü ne artı 1 bölü K. Kaça eşit olacaktı o zaman bu? Şu neye eşit olacaktı? 36 bölü 41'e eşit olacak değil mi? Peki 36 bölü 41'e neden eşit olacak? Çünkü ters çevirdiğin zaman burayla çarpıyorsun değil mi? Peki bu bir tam sayı ya. Nasıl bir tam sayı? Pozitif bir tam sayı değil mi? Şimdi bak şu pozitif. Bu da pozitif mi? En küçük pozitif tam sayı kaç? 1. Şu ikisinin toplamı 1'i geçer mi? 36 bölü 41 sayısı basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında değil mi? He, o zaman böyle bir şey olabiliyor mu? Olamıyor. Mecburen en büyüğünü seçtik. Burada ezbere dalmayın. Hani şimdi atıyorum ki şöyle ki işte 72 bölü 36 artı 5 bölü 36 seçtim ben. Tamam niye? 36 72 bölüyordu değil mi? Ama 36 bölü 36 artı 41 bölü 36'yı da seçebilirdim. Fakat buradaki sıkıntı şu. Bu 5 bölü 36'nın buraya yaptığı baskıyla bunun buraya yaptığı baskı aynı değil. Birinde basit kesir diğerinde bileşik kesir çıkıyor. Ve bu da MNK'nın pozitif tam sayılar olması yönüyle çelişiyor. Bu anlamda güzel bir soru bence. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar çok böyle dikkat etmeniz gereken bir soru. Bu sonsuzluk sorularının mantığı ne? Bir kere ondan bahsetmek istiyorum. Ah kalbim. Bunun mantığını ben sana bir anlatayım şöyle. Mesela şöyle bir şey anlatayım sana. 1 artı işte 1 bölü. Ben de çok sevmiyorum bunun mantığını da dur bakayım. Ya da sorumuz üzerinden mi gitsek? Sorumuz üzerine gidelim kafamızı karıştırmayalım. O zaman modumuzu tazeleyelim. Taze bir mod. Evet. Şimdi arkadaşlar bu böyle sonsuza giderken kaça eşitmiş? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sonsuzdan. Şimdi matematikte sonsuz diye bir şey var. Hani sonsuz demek son olmayan bir şey demek. Son olmayan bir şeyden 1 çıkarırsan yine ne olur? Yine sonsuz. 10 çıkarsan yine sonsuz. 100 çıkarsan yine sonsuz. Bizim tanımladığımız matematikte bu var. He, ben buna inanıyor muyum falan diye sorarsanız bu ayrı bir şey. Bundan sonra... İnançla ilgili değil de sonsuzluk var mı acaba gibi bir
matematikçiler arasında da bir şey var. Hatta 1700'lerde falan bir matematik. Ben sana şöyle bir şey sorayım mı? Şimdi şurası merkez değil mi? İki çemberin de merkez olsun. Şuradan şuraya çektim bir çizgi. Burada bu bir nokta belirtiyor, burada da bir nokta belirtiyor değil mi? İçeriden buraya çekilen her çizgi bir noktada bunu, bir noktada bunu keser mi? Keser. Her çizgi istisnasız keser değil mi? Yani buradan geçmeden dışarı gidebilme şansı var mı? Peki bu noktalar birleştiği zaman burada daha büyük bir yuvarlak oluşurken burada daha küçük bir yuvarlak oluşuyor. Neden? Siz demek istediğimi anladınız mı? Ben şimdi diyorum ki buradan çektin ya bunu. Bir burada kesti, bir burada kesti. Bir burada kesti, bir burada kesti. Burada kaç tane nokta varsa orada da o kadar nokta yok mu? Çünkü her noktanın orada bir karşılığı var. Ama ben diyorum ki bu noktaları birleştirdiğiniz zaman burada daha büyük bir halka çıkıyor, burada daha küçük bir halka çıkıyor. Ama ben diyorum ki size buradan buraya her geçtiğinde burada bir yeri kesiyorum, burada bir yeri kesiyorum. Burada işte diyor ki iki tane sonsuzluk kıyaslanamaz diyor. Anladın mı demek istediğimi? Hocam o büyük yuvarlağın üstünde bir büyük daha yuvarlak çizseydiniz, o zaman da öbür küçük olacak. Tamam işte. Burada yani biz bir kıyas yapıyoruz ya. Noktalarla ilgili yaptığımız bu kıyası işte 1700 yılında tartışmışlar. Yani bu çok basit bir şey gibi duruyor ama değil yani. Bunun yüzünden bunu ispatlayacak adamın adını da biliyordum da unuttum yani. Albert bir şeydi galiba. Burada adam şey demiş. İki tane sonsuzluk kıyaslanamaz demiş. Hatta burada integral kimdi onu? Ben onu hep yanlış telaffuz ediyorum. Riemann. Riemann'a da demiş ki hatta bu adam sen demiş burayı yanlış anlatıyorsun filan demiş. Araştırırsanız bulursunuz. Yani bu sonsuzluk olayı çok böyle basit bir olay değil. Onu demek istedim. O yüzden dedim hani bugün matematikte tam belli şeyleri kabul ediyoruz ama ne olduğunu şey yapayım. Neyse bu kadar demo rehberlikten sonra devam edelim sorumuza. Sonsuzdan bir şey çıkarsan da yine ne? Sonsuz. Çünkü sonsuz. Şimdi arkadaşlar bunun tamamı neymiş? 4 değil mi? Tamam 4. Peki döngü şuradan da devam etmez mi aynı şekilde? O zaman bu da 4 olmaz mı? O zaman 1 artı x bölü 4 eşittir 4 olmadı mı? 1'i bu tarafa attım. X bölü 4 eşittir 3 bölü 1. İsterseniz yapın. X eşittir kaç geldi? 12 geldi. Burada önemli olan bütün sonsuza bir harf vereceksin. Alt sonsuza da aynı harf vereceksin. Oradan işi bitireceksin Yuşa. Anladın değil mi bak? Bütün sonsuz neydi? 4. Alt sonsuz ne oldu? O da 4. Oradan senin bir şey çıkarman bir şey değiştirmez. Ya siz gülüyorsunuz ama ciddi düşününce o gerçekten başka yerlere de gidiyor. Ama gerçekten tuhaf yani bak oradaki her noktaya karşılık orada bir nokta var. Zaten bu paradoks gibi bir şey oluyor. Yani yani bak ben şey şunu demek istiyorum. Sen bak sen burada bir nokta seçtin mi? Bu noktayı buraya getirdin mi? Burada da bir yere değiyor. Her nokta burada birbirine değiyor. Ama burada adam diyor ki burada şekil üzerinde noktalar var ya noktanın da tanımı ve tanımsız delille ilgili bir durum var. Bir doğru kaç noktadan oluşur? Sonsuz diyorsun değil mi? İşte orada sonsuz kavramları giriyor işte. Neyse çok fazla girmeyin. Bu muhabbeti kapatıyorum burada. Meraklı olan arkadaşlar yoruma gelsinler. Bu mantığını anladınız bunun. Bütüne bir harf veriyorsun. Alt bütüne de bir harf, aynı harf veriyorsun. Gerisi bitti. Şimdi gelelim buna. Arkadaşlar tanımsız nasıl olur burada? Paydayı eğer sıfırlamayı becerirsen ne olur? Tanımsız olur. Her paydanın sıfır olup olmadığına bakmak zorundasın. Bakın burada paydayı sıfır yapan kim? X'in kaç olmasıdır? Sıfır olmasıdır değil mi? Bu bir. Şimdi devam ediyorum. Bir kere x, x. Bir çıkarın, x eksi bir bölü x mi oldu? Doğru mu? Bunu da ters çevirip kiminle çarpacağım? Şu çizginin hemen üstündeki kimle çarpıyorum arkadaşlar? Birle çarpıyorum. Neden ben buradan başladım? Onu da bir daha toparlayayım. Çünkü en uzun çizgi buydu. Bundan sonra buydu.
O yüzden arkadaşlar ilk başta ben buradan başladım. 1 kere x, x eksi 1 bölü x oldu. Şimdi devam ediyorum. Bunu 1 ile çarptığı zaman x yukarıya, x eksi 1 aşağıya mı gelir? Hani ters yerip çarpıyorduk, hatırladınız mı? Bu sefer paydayı kim 0 yapıyor? 1. O zaman tanımsız yapan 1x değeri de ne arkadaşlar? 1. Tamam. Burada ne var? 2 eksi böyle bir şey, doğru mu? Şimdi buraya çok dikkat edin. 2 kere x, 2x. 2 kere eksi 1, eksi 2. Bir de burada ne var? Eksi x bölü x eksi 1. 2x'ten x giderse x. Eksi 2. Bir dakika, oraya yazamadım. Şuraya yazayım. X eksi 2 bölü x eksi 1 mi oldu? Bunu da ters çevirip kimle çarpacağım? 1 ile mi çarpacağım? O zaman ne yaptı? 1 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 2 mi oldu? Paydayı kim 0 yapıyor? 2. O zaman x kaç buradan? 2 geliyor. Buradan da bir tanımsız. Kesir tanımsız yapan kaç farklı x değeri vardır? 1, 2, 3 tane x değeri vardır. Her paydayı tek tek incelemek zorundasınız. Tamam değil mi? İyi gidiyoruz. İşlem soruları nasıl? Bir açıldık sanki ya. Hilal, senin buradaki artık şeyleri kesmen lazım. Fan Club kanalına artık bir video bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik buna. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Şurada gördüğünüz iğrenç bir şey var. Tamam, bu gördük, gerçekten gördüğüm insan yani. Hani bu neye benzer? Neye benzer? Böyle daha iyi açsındır, yeni gelmişsindir. Yemeğe yeni yiyeceksindir. Orada bir tabağın kenarında bir kıl. İnsan aklına direkt şu geliyor. Ben hep evde şunu çağırıyoruz. İnsan kılı mı, ev kılı mı? Şimdi ev kılı oldu mu birazdan alıp yiyebiliyorsun. Bu yastıktan falan tozar. Ama insan kılıysa, anne saçıysa bir nebze. Ama annemin saçı siyah mesela benim. Yani bende siyah saç çok itici duruyor. Hani böyle kahverengi belki ama bir de sarı saç. Neyse. Böyle bir durum var. Şimdi burada da ilk bakışta böyle bir İçine kıl düşmüş yemek gibi duruyor. Bunu şey yapacağız. Burayı parçalayacaksın. Ha, parçalayacaksın. Bunu görmeye çalışacaksın. Ya da o parçanın için onu görmeye çalışacaksın. Kılı görmeye çalışacaksın, evet. Şimdi bu matematikte şöyle bir özellik var. Bu yemek yemeye gidenler. Şu an yemek yerken seyredenler. N bölü N artı K bölü N. Bu ne özelliğidir? Payın ayrılma özelliğidir. Biz sabahtan. Ne sabah ya? Deminden. Bu derse başlarken dedik, paydalar eşitse payları topla mı dedik. Şimdi topladığın şeyi ne yapacaksın? Geri parçalayacaksın. Bu çok önemli bir özellik. Buradan soru geliyor, dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bakın buraya. 3a artı 2 bölü a ya. Orayı parçalıyorum. 3a bölü a artı 2 bölü a. Artı bak. 4 bölü b eksi. Bunun eksisini kesir çizgisinin önüne koydum bakın. 3b bölü b. Bu, sakın bunu kesir çizgisinin önüne koymayın. Dağıtın içeriği direkt. Bak sakın dağıtın bak. En çok hata burada yapılıyor. Ben analiz yaptım. Herkes burada hata yapıyor. Bak lütfen bu kesir çizgisinin önündeki eksiği buraya dağıtacaksın. Bunu dağıtmayanın mantısından kıl çıksın. Ha, daha da unutmazsınız. Ha. Bir de mantı. Ha, mantı. Lan çok pis canım çekti. Ha. Eksi 7 c, eksi 2 bölü c. Şu eksiği sakın unutmayın. Eksi 7c bölü c eksi 2 bölü c. Parçaladım. 3 a'lar gitti, ne geldi? 3. B'ler gitti, ne geldi? Eksi 3. C'ler gitti, ne geldi? Eksi 7. 3 de eksi 3 birbirine götürdü. Ne kaldı burada? Eksi 7. Bu 1. Şimdi arkadaşlar Şahin bakışlı benim Kartal öğrencilerim. 2 bölü A. 1 bölü A'nın kaç katı? 4 bölü B. 2 bölünün kaç katı? Eksi 2 bölü C. Eksi 1 bölü C'nin kaç katı? 2 katı. Demek ki olan bu 17 ise, bu 17 ise şu 3'ü, bunun 2 katı olduğu için 17'nin 2 katı kaçtı?
34. Ha, bir de eksi 7 vardı o zaman. Kaç yaptı? 27 yaptı. Güzel soruymuş ya. Ama parçalarsan. Parçalarsan güzel bir soru. Şimdi cevizi kıramazsan bir anlam ifade ediyor mu? Öyle mi yiyeceksin? Cevizi kırarsan güzeldir tadı. Bu soruları parçalarsanız yaparsınız. Yani totalde olay şu. Aşağıda, yukarıyı, şurada yukarıyı ne yapmak lazım? Görebilmek lazım. Onu görürsen 11'de görürsün. Karşı yok ki burada. Niye? Sana direkt burada bir işlem vermiş. İşlemin sonucu kaçtırıyor şuranın. Hani anladın mı? Karşı yok. Evet. Ders olanlar da var ama öbür mesela gözlüklü Merve var mesela. Aydın Han. O derste galiba değil mi? Mesela o da kaçırmıyor. Kadir. Pitbull gribi olmuş. Gelmiyor. Kadir buraları seyretmez gerçi. Şimdi arkadaşlar, rasyonel sayılarda üs. Üs bir kere neydi? Öncelikle bunu anlatalım. Mesela bak, yani şuna çok kızıyorum. Bu adettir. 3 kere 3 adet 2'yi yan yana çarp. 2 çarp 2 çarp 2 kaç yapıyor? 8. Bu ne demek? 2 bölü 3'ü 2 kere yan yana çarp. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 ne yapar arkadaşlar? 2 kere 2 4. 3 kere 3 ne yapar? 9. Peki bizim şu anda burada derdimiz ne şu? Birinci derdimiz şu Yuşa. Eksi 2 bölü 3'ün karesi var ya ne yapacaksın? Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 doğru mu? Eksi 2 ile eksi 2'yi çarp 4. 3 ile 3'ü çarp ne oldu? 9. Bizim buradaki derdimiz şu. Burası eğer çift olursa ve burada parantez olursa bu eksi neye dönüşecek? Niye? Çünkü 2 adet çarpıldığı için oluyor. Veya 4 kere çarpıldığı için yine oluyor. Çiftse artı sonuç. Bu bir kere unutmayacağız. Peki tekse bak burası ney? Tek. Tekse sonuç ney? Eksi. Tekse kesin eksi. Çiftse artı. Şimdi Nisa çok dikkat et. Çok dikkat et. Bu 4 bölü 9 geldi. Peki şu üstteki eksi ne yapıyor? Bakın arkadaşlar. Şunu zihninizde yazın. Buradaki eksi asla ve asla işaret etki etmez. Üstteki eksi asla ve asla işaret etki etmez. Ne yapar o? Onun ne yapacağını söyleyeyim. Mesela 2 bölü 5 üzeri eksi 1. Ne yapar biliyor musun? Bu şu demektir. Çevir demektir. Çevir. Nereneyi? Payla paydayı çevir. 5 bölü 2. Bu kadar. O pay ve paydanın yer değiştirmesini sağlayan bir argümandır. Onu öyle bırakın. Eksi evet aynen. Eksi 1. 3 bölü 4 üzeri eksi 1. Ne yapar? Pay ve paydayı yer değiştir. 4 bölü 3. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Bak. Bunu karıştıran muhakkak var. Şu an yani şu videonun karıştıran muhakkak var. Bak benim şu dediğim gibi yaparsanız sitin sene karıştırmazsınız. Bak şu kafayla bakacaksın. 3 tek mi çift mi? Tek. İşaret ne olacak o zaman? Eksi 1. Artık 3'ü boş ver. Yukarıda ne var eksi mi? Pay ve paydayı yer değiştir. 4 bölü 3. Üzerinde ne vardı? 3. Eksi de duruyor. Bak orayı bir daha toparlayacağım. Lütfen bir dakika bana bir şans daha verin. Ne olur. Bir şans daha verin. Ben orayı farklı bir şekilde anlatacağım. Bir durun. Şimdi ben şunu diyorum. İlk başta şu eksiği görevini yaptırın. Bu konuyu şöyle çalışalım. Böyle daha iyi aklınıza kaldı. Şu eksi ne yapıyordu? Pay ve payda yer mi değiştiriyordu? Değiştir. Değiştirdikten sonra artık onu koyma. Direkt 3'ü yaz. Bak kademeli yapacağız. Bunu ben yıllarca düşündüm. En iyi anlatım şekli bu bence. Önce şu üst kısmındaki eksiği kaybet. Kaybettin mi? 3 tek mi çift mi? Tek. İşaretin eksi. Bu 3 hem bu 4'e ait hem de 3'e ait mi? Ne olur o zaman 4 üzeri 3. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64. 3 üzeri 3'ten 3 çarpı 3 çarpı 3'ten de ne olur? 27. Sistem bu arkadaşlar.
Bak bir tane daha göstereyim şurada. Dikkat edin. Önce eksiden dolayı. Bak şunu gösteriyorum. Eksiden dolayı 4 bölü 3 ne yapacak? Yerleştirecek mi? 3 bölü 4 değil de ne yazacağız? 4 bölü 3 yazacağız. Tamam. Önce yer değiştirdim. 4 bölü 3. Eksi duruyor hala. Şu eksi görevini yaptı mı şu anda? Bitti görevi. O zaman ne oldu? Kare. Kare çift mi? O zaman sonuç ne olacak? Artı. 4'ün karesi 4 kere 4. 16. 3'ün karesi ne oldu? 9. Yani siz de içinizde öğretmen olan vardır. Şu an KPSS çalışan arkadaşlarımız, ALES'e çalışan arkadaşlarımız da dinliyor. Veya siz yarın öğretmen oldunuz. Bunun en iyi anlatım şeklini ben bu olduğunu düşünüyorum. Ama siz daha farklı düşünürsünüz bilmiyorum. Geçelim şuna. 3 tek mi çift mi? Tek. İşaretin ne olacak? Eksi. 2 üzeri 3. 3 üzeri 3'ten ne gelir? 8 bölü 27. 3 tek mi çift mi? Tek. O yüzden burası ne olacak? Eksi. 3 üzeri 3'ten ne geldi? 27. 5 üzeri 3'ten ne geldi? 125. Geldik şuna arkadaşlar. Belki bu sizi rahatsız edebilir. Bu üçün paydasında ne var? 1. O zaman 3 bölü 1'i ters çevirin ne var? 1 bölü 3 mü? Eksi görevini yaptığı için artık burada ne var sadece? Kare var. Yani ben önce eksiye görevini yaptırıyorum. Eksiyi siliyorum. Geri kalanı yazıyorum. 1 bölü 3'ün karesini al. 1 kere 1, 1. 3 kere 3 ne yapar? 9. Mesela 4 üzeri eksi 2'yi de yapalım son kez. Bu nedir? 1 bölü 4 üzeri 2'dir. Bak eksi görevini yaptı mı? Yusuf yaptı. Karesini al. 1 bölü 16. Şurada bir harp yaptık. Savaş alanı. Burada tekrar karıştıran varsa videoyu başa alsın. Bir daha dinlesin. Abartmasın. Silsin şunları bir daha yapsın. Nasıl? Yeter değil mi? Tamam geçiyorum. Ya basit işte. Temel olmayan arkadaşım da izliyor bazen. Herkes görmüş olsun. Sonra bu sefer ne oluyor biliyor musun? Adam senin bütün videolarından şüpheleniyor. Yok ileride acaba anlatmadım. Şurada yapmadım. Gitmedim. Gelmedim. Olmadım. Gitmedim. Geldik buna. Önce ne yapılacaktı? Parantez içi. Parantez içinde ne var? Bölme. 8'i 2'ye bölün. 4. 4 eksi 1 bölü 2. Üstünde ne var arkadaşlar? Eksi 1 var. Kalsın. Arkadaşlar bakın burada bir bölme var. Geçen bir bilgi esposta çıkmıştı. İsmini vermiyorum reklam olmasın. 2'yi yarıma bölersen kaçtır? 4. Yarıma biliyorsun ya. Burada işte yarım dediğin senin şey şu. 2 bölü 2 üzeri eksi 1 diyor. 2 üzeri eksi 1 ne? 1 bölü 2 mi? Doğru değil mi? Kural neydi? 2. Bu bölme neye dönüşüyor? Çarpıya. 2 bölü 1 ters çeviriyorsun. 2 bölü 1. Bunun paydasında 1 var. 2 kere 2. 4. 4 bölü 1'den ne geldi? 4. O zaman şurası kaçmış arkadaşlar? 4. 4. Eksi 2. Ha, bunu demek istedin galiba sen. 4'ten 2 giderse ne oldu? 2. Bölü. Şimdi şurayı kısa yolla yapalım. 4 kere 2. 8. 8'den 1 çıkar. 7 bölü 2 mi? 4 kere 2 8. 8'den 1 çıkar. 7 bölü 2 mi? Eksi 1 var. Bir daha ters çevir. Ne geldi? 2 bölü 7. Hani şu ters çevirmemin sebebi şu. Bak bir daha anlatıyorum. Şurası 4 kere 2 8 eksi 1'den 7 bölü 2 geldi. Üzerinde eksi 1 var. Oradan ne geldi? 2 bölü 7 geldi. Tamam mı? Orası o zaman ne oldu? 2 bölü 7 oldu. Burada da ne var? Bölü 2 vardı. Şöyle yapalım. 2 bölü 1 olsun arkadaşlar. 2 bölü 7. Bölüyü ne yaptım? Çarpı yaptım mı? 2 bölü 1'de 1 bölü 2 yapın. Ne geldi buradan? 1 bölü 7 geldi. Bu. Şunu da siz bulun bakayım hadi. Merak ediyorum. Bakalım işte matas yapacak mısınız? Harbi ondan. Hemen bir mola vereyim. Çok konuştum.
O zor sorular az kalmış. Ha sen, ben dedim Molinar'a geldik. Yaptın mı halbuki sorusunu? Çok orijinal bir soru şu an. Arkadaki. Çok orijinal bir soru. Eşleşmeleri tek tek yapman lazım. Çözdünüz mü? Kaç buldun? Sen? Vay. İşlem hatası falan yapmayız. Ya yeringin içinde bir hocalarınız dinleyecek. Sıkıntı var mı? 3 üzeri eksi 1. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Artık bak bunları görünce direkt 3 bölü 1'i ters çevirin yani. 3 üzeri eksi 1 gördüğün anda 3 bölü 1'dir deyip 1 bölü 3'ü yaz. Yapıştır hemen. Şimdi bir şey bir daha anlatacağım size. Burada önce ne yapacak? Bölümü. 3 bölü 3'ten ne gelir? 1. Bakın eksi 3'ü eksi 3 artı 3'e bölüyorum. Eksi artıya bölersen eksi 3'ü 3'e böl 1 yazdım. Şimdi arkadaşlar şuradaki eksiği çizdim bak çok dikkat edin. 2 nasıl bir sayı? Çift. O zaman hatta onu da şurada hesaplayayım. Tezgahımı karıştırmayayım. Öncelikli olarak ne yapacağız? Şu eksi görevini yapsın. Yaptı mı görevini? Ne oldu? 3 bölü 2 mi oldu? Üzerinde ne var bu sefer? 2. 2 çift olduğu için işaretim ne olacak? Artı. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Şunu bilin bak. Bu 2 hem buna ait hem buna ait. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi ne oldu? 4. O yüzden buradan ne geldi? 9 bölü 4. Yani şurasının sonucu kaçmış? 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 4. Eksi. Şimdi geldik şuna. Allah'ım. Eksi 1 bölü 2 üzeri. Eksi 3. Ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Ters çevirirsen ne olur? Ters yöne dönmüş olur. Çeviremiyorum ha. Ben ters yöne dönüyorum. Ters çevirirsek eksi 2 bölü 1 mi olur? Değil mi? Üzerinde ne var? 3. Bakın eksi görevini yaptı. 3 nasıl bir sayı? Tek. O zaman sonuç ne olacak? Eksi. 2'nin kübü ne yapar? 8. 1'in kübü 1 olduğu için hadi yazayım onu ağlamasın. Eksi 8. Eksi. Eksi 8. Bak şu eksiyle sakın bu eksiyi birbirine yedirtmeyin. Eksi eksi 8. O zaman ne oldu buradan? Artı 8 mi oldu? 1 bölü 3. Eksi 1. Eksi 9 bölü 4. Artı 8. 8'den 1 giderse ne olur? 7. 7'yi yan başa yazacağım. Artı 1 bölü 3. Eksi 9 bölü 4. Doğru mu? Tamam. Şu çizgi niye yazamıyorum şu anda anlamadım. Heh. Payda işleyeceğim arkadaşlar. Kaçla 12'de? 4 ile çarpın. Ne 4 oğlum ya? 12. 3'ünü birden yapayım. Dediğin de oluyor da. 4 ile. Bunu neyle? 3 ile mi? 12 kere 7, 84. 4 kere 1, 4 artı 4. 9 kere 3, 27 ama nasıl 27? Eksi 27 bölü 12. 88, 61 bölü 12. Bu kadar. Arkadaşlar yani bunu aslında bir ekranda videoda anlatmak var ya o kadar çok kafa karıştırıyor ki hiç anlatmadan böyle kendiniz uğraşıp yapsanız daha iyi olur. Ama açıkçası karıştırdığınız detaylara bakın burada. Çünkü çok konuşuyorsun. Çok konuştuğun için beyin böyle sanki bir şey atom parçalıyor mu zannediyor ama öyle bir şey yok. Evet, şimdi geldik rasyonel sayılarda sıralamaya. Şimdi arkadaşlar, rasyonel sayılarda sıralamada eğer sayılar pozitifse, paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Bakın paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyük. Yuşay, karıştırıyorsan şöyle bir örnek düşünebilirsin. 10 bölü 5 ile 5 bölü 5. Paydaları eşit mi? 10'u 5'e bölersen 2, 5'i 5'e bölersen 1. 2 birden büyük bak. Karıştırdığında böyle bir şey yap. Eğer paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Şimdi paylar eşitse. Bakın paylar eşit mi? Paydası küçük olan daha büyüktür. Neden? 2 lirayı 5 kişi paylaşır mı sanırım paylar daha büyüktür. 2 lirayı 7 kişi paylaşırsa mı daha büyüktür. 2 lirayı 5 kişi paylaşırsa daha büyüktür. Yukarıyı para, aşağıyı kişi diye düşünürsen çok rahat anlarsın. Ya da şöyle düşün. 10 bölü 5, 10 bölü 2. Bak nereler eşit? Paylar eşit. Hangisi daha büyük? 10 bölü 2. Niye? 10 lirayı kişi paylaşıyor. O yüzden bu ne oldu? Küçük oldu. Paylar eşitse paydası büyük olan küçüktür. Küçük olan büyüktür. Sayılar negatifse
Geldik işte en. Ne kere söyle. Evet. Şimdi 5 3'e bölüyoruz. 3. 3'ü 5'e bölüyoruz. Orada şimdi 3 lirayı 5 kişiye bölsen mi daha büyük pay alırsın? 2 lirayı 5 kişiye bölsen mi? Ya da şöyle. 3 kişi değil ki benim tamam. Üstü para de. Bak. Nisa. Üstü para de. Aşağıya kişi de, tamam mı? Daha sittiğin seni karıştırmaz. 3 lirayı 5 kişi paylaşırsa mı daha büyük? Niye biz küçük paradan bahsediyoruz ki? Yukarıyı başka bir şey. 3 arsayı 5 kişi paylaşsa mı daha iyi? Ya da 3 tane gemiyi 3 gemiyi 5 kişi paylaşsa mı? 2 gemiyi 5 mi? Neyse. Böyle böyle türetiniz. Parayı türetin. Hepsi paranın değişik kombinasyonları zaten. Para deşifre yaptık. Evet, geçelim. Sayılar negatifse, eğer paydalar eşitse payı küçük olan daha büyüktür. Burada biliyorsunuz sıfıra yaklaştığı için sıfıra yakın olan sayı daha büyük oluyor. Sıfıra yakın olması için ne olacak? Payı küçük olacak. Payı küçük olan daha büyük oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. 3, 5'ten daha küçük ama öndeki şu keseceksin öndeki eksilerden dolayı bu ne oldu? Daha büyük oldu. Eğer paylar eşitse paydası büyük olan daha büyüktür. Doğru mu? Doğru. Bu sıfıra daha yakındır değil mi? Bu sıfırdan uzaktır. Dolayısıyla bundan daha büyüktür. Bakın paylar eşit mi? Eşit. Paydası büyük olan daha büyük olmuş oldu. Yani arkadaşlar burayı ezberlemek yerine birazcık basit örneklerle de tutabilirsiniz. Artık nasıl hoşunuza gidiyorsa. Açık söyleyeyim çoğu şöyle aklını tutuyor. Pozitif gibi sıralıyor. Negatif olduğu için ters çeviriyor. Anladınız değil mi olayı? Herkes öyle yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Yani şahsen şuradaki maddeleri kullanmıyorum hani. Böyleyim yani bilmiyorum. Ben çocukluktan böyle şey yapmışım. Atıyorum eksi 3 bölü 5 ile eksi 2 bölü 5'i kıyaslıyorum ya ben. Diyorum ki işte 3 bölü 5, 2 bölü 5 olsa ne olur diyorum. Bu bundan büyük olur değil mi? Ha negatif olduğu zaman ne olur diyorum o zaman? Küçüktür olur diyorum. Daha da hiç karıştırmadım. Soruda kaçırmadım. Ha siz ne yapıyorsunuz? Hangisi kolay gelse onu yapın. Ne geldi? SMR? Ya, demek ki öyle sesli. He, anladım. tam o kısmı alsın. ABC sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Nesini eşitleyeceksin? Ya istiyorsan payını eşitle, istiyorsan paydasın. Hangisini gözün kesiyor? Tabii ki payda. Gerek var mı? Dediğin zaman, yani ben bakarak anlayabiliyorum. Gözlerimdeki ışıltıya bak. Şimdi bakın paydaları isteyeceğim bunu. Bunu 4 ile 40. Bunu 10 ile 40. Bunu 5 ile 40. Paydalar 40 eşitleri mi? 4 kere 11. 44 bölü 40. 10 kere 7. 70 bölü 40. 9 kere 5. 45 bölü 40. Hangisi daha büyük? Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. B büyüktür. C büyüktür. A. Bu. Hadi aşağıya da bir eşitleseniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Neyle sadeleştireceğim? Hocam şöyle. Hangisi büyük? Hadi. Ne? Yukarıda aklınıza gelen şey. Ne? Bu kadar aklıma ne geldi? Ben biliyorum da. Hadi bu 21. soruda ne yapacağız? Var mı fikriniz? He? Yok canım daha ne. Sittin sene çıkamaz öyle bir şey. Neyle sadeceksin kızım bunu? Neyle yani? Neyle sadeceksin? Ne yapacaksın? Harbiden bir şey. Elif var mı bir bilgin? Hocam şimdi şöyle düşünüyorum. 11 bölü 12 mi daha büyük bir pay verir bana? Yoksa 1 bölü 2 mi daha büyük bir pay verir bana? O yüzden en küçüğü Z oluyor. Ondan sonra Y oluyor. En büyüğü de X oluyor. Ya da hocam şey var. Ben de size bir... Bak iki tane yöntem var. Şöyle bir şey yapalım bakın arkadaşlar. Bunu 103 bölü 103
eksi 1 bölü 103 olarak düşünelim. Tamam mı? Bunu da 1003 bölü 1003 bu soruya özel yorum atmayan eksi 1 bölü 1003 olarak düşünelim. Tamam mı? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 103 bölü 103 kaç? 1 mi? 1003 bölü 1003 1 mi? Tamam. Burada 1'den bu sayı çıkıyor. Burada bu sayı çıkıyor. Hangisi daha büyük? Hangisi daha büyük? Şu daha büyük değil mi? 1 bölü 103. 1 bölü 103'ten daha büyük değil mi? Bundan çıkan sayı, bundan çıkan sayıdan daha büyük değil mi? O zaman x, z'den ne olur? Şey, x, y'den ne olur? Küçük olur. Küçük olur. Bak, diyorum ki bu sayı bundan büyük mü? Senin eksilten sayı, onu eksilten sayıdan daha küçük. Daha büyük. Daha büyük olduğu için daha küçük oluyor. Bak, bir daha söylüyorum. Bu sayı, bu sayıdan, bu sayıdan büyük. Bu sayıdan çıkan bundan daha büyük değil mi? Çıkan büyük olduğu için ne yaptı? Bu küçüldü. O yüzden ne oldu? X küçüktür. Y oldu. Beklemiyordunuz değil mi böyle bir şey? Bekliyor muydunuz? Vallahi bir şey diyeceğim ama neyse şu an video karşısındayız. Ben bunu başka bir çözüm yöntemini biliyordum ama bu aklıma benim de burada geldi. İşte bak tahta yani. Evde de o kadar baktım ya bunu nasıl anlatacağım falan. Daha jix bir yöntem var ikna edici. Ama bu çok daha ikna edici. O sizin denize benziyor işte. Mesela burada ne yapacaksın? Şu çakalı da. Bir dur. Eksi şey 1003 ne 3 oğlum ya? 1003 10.003 ha. Sayıları bilmiyoruz ders anlatıyoruz. Böyle 10.003. En az çıkan kimden çıkıyor? En az çıkan bak hepsinde 1 var değil mi? En az çıkan kimden çıkıyor? Evet. Z'den çıkıyor değil mi? O zaman en büyük kim? Z. O zaman x küçük, y küçük, z olacak. Çok çok delikanlı bir yöntem. Gerçekten şu payın ayrılma özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bu ikna etti siz değil mi? Evet. Hepsini ne yaptım? Bir yerde eşitledim. Eşitlediğim için ne oldu? Buldum. Şimdi geçelim öbür yönteme. Ya yalnız mesela hani bilmiyorum derken arkadaşlar bunu bir yerde görmüşümdür. Yani şey değil yani bugün aklıma gelmedi yani. Şimdi orada kimse de şey ama ilk defa gören varsa hayatında harbi yorum yapmazsa ayıp eder yani. Burada emektir yani. Geçiyorum hadi bu kadar dilenme yeter. Dislike bari atma tamam. Yavaş yavaş bitireceğim. Bir soru sonra sıralama mı bitiyor? Şöyle bir bakalım. Bir soru sonra 22'den tamam. İki soruyu çözelim bitsin. Ama yukarıdaki soruyu arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Bak. Mesela 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4. Böyle artı sayıları kıyas yapmaktan bahsettim siz az önce. Döngü yapalım dediniz. Şimdi burada olaya bakarsan şöyle 1 bölü 2 0,5 iken 2 bölü 3 kaçtır? Yardım etmeyin bana. 0,6 bir şey. Tamam mı? Dikkat ediyorsan sayılar büyüdükçe ne oluyor? Büyüyor. Bak 1, 2, 2, 3, 3, 4 bu da 0, 7 gibi bir şey. Anladınız değil mi? Büyüyor. O yüzden hani burada adam diyor ki bu tür sorularda diyor döngü varsa diyor eğer hepsinde aynı şekilde bir sistem varsa diyor en büyüğü en büyüktür diyor. En küçüğü de en küçüktür diyor. Ama böyle bir şey görürseniz yani. Anladınız mı? O yüzden hani bunda dediğim gibi şöyle bir ilkel örnek vereyim. Mesela bak burada ne? Payı paydasından küçük. Başka bir örnek verin kendinize. Peki tersi olsa ne olurdu? Onda size ödev olsun. Şey olsaydı mesela 103 bölü 102 1003 bölü 1002 olsaydı ne olurdu? O zaman hangisi daha büyük olurdu? O zaman da arkadaşlar burada anlamak için vereceğiz örnek şu olacak. 2 bölü 1, 3 bölü 2 örneğini verirdiniz. Bu 2 iken bu 1,5'tür değil mi? Bu 2 iken bu 1,5'tür. Kim daha büyük? Bu büyük. Ha o zaman burada mantıken kim büyük olacak? Bu. Bakalım doğru mu? 102 bölü 102 artı 1 bölü 102. Doğru mu? Bu ne? 1003 bölü 1003 1002 bölü 1002 artı 1 bölü 1002 olur. Baktığınız zaman 1 bölü 102 1 bölü 1002'den daha büyük olduğu için şu parça bu parçadan daha büyük olur. Anladınız değil mi? Ya bu kafayla gideceksin ya dediğim gibi basit, anlaşılır, ilkel bir örnek vereceksin. Bir de arkadaşlar negatiflerde bir sıralama yapalım. Yani 3 türlü sıralama var. 1.
basit pozitif. 2, basit negatif. 3, bu şekilde zeka gerektiren şeyler. Düşünerek. Düşünerek. Anında karar veremeyeceğin. ABC sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayacaksın. Arkadaşlar kaçta eşitleyelim lan? Payları eşitleyelim demek istedin galiba. Dilin şüştü. He, pay, tamam. Paydalarını derken? Paylarını, tamam. Paylarını eşitleyelim. 2 sıfır buna koy, 1 sıfır buna koy, 1 sıfır buna koy. Eşitlendi mi? Ne yaptım? Genişlettim. Bunu 100 ile, bunu 10 ile. Şimdi arkadaşlar bak, şimdi geldik şeye. Bir üzerime gelmeyin. Paylar eşit. Pozitif olsaydı, paydası büyük olan küçük olacaktı. Paydası büyük olan küçük olacaktı. Şimdi paydası büyük olan büyük olacak. Paydası büyük olan büyük olacak. Doğru. O zaman en büyük payda bunda olduğu için A büyüktür, B büyüktür, C. He, burada bak açıkçası sayı doğrusu gibi düşünelim. Yuşa arkadaşımızın dediği gibi. Eksi 1'i 700'e bölsen, eksi 1'i 90'a bölsen, eksi 1'i 11'e bölsen, eksi 1'i 11'e böldüğünde daha burada olursun. C. Eksi 1'i 90'a bölsen B'ye burada olursun. Eksi 1'i 700'e bölsen A'da burada olursun. Çok da güzel oluyor. Seni de tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi her zaman bu sayı doğrusunu çizmek olmayabilir. Bunu ailene izlet. Sana mantı yapsın. Mantı. Sarımsaklı. İnşallah Ramazan'da kimse seyretmez bu videoyu falan diyeceğim ama muhakkak birine denk geliriz. O Ramazan'da gelen de şimdi yorum yapsın. Sevap kazanıyor. Ben de beddua. Arkadaşlar şimdi bundan sonra böyle şeyler var. Siz söyleyin. Sınavda çıkabilecek. Bakın burada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. DGS'de bunu sayısal mantıkta sordular. Hatta ilk kısımda da sordular. ALES'te sordular. KPSS'de, icra KPSS'de sordular. Şimdi arkadaş diyor ki bana KPSS öğrencisi. Hocam diyor KPSS'de çıkar mı? Şimdi çıkmıyordu. İcra KPSS'de çıktı. Senin KPSS'de sorularsa ne olacak? Bak o yüzden tamam bir şeyi baştan düzgün yapalım. Burada 4 soru çözeceğiz. 4 sorunun pazarını yapma. Bak ya bunlar da LGS soruları karıştır. Bunlar da çok zor değil ki. Sen konuyu anlamış mısın anlamamış mısın? Zihnini geliştir. Buraya kadar da bak klasik anlattık zaten. Ama burada YKS'de böyle soruyorlar. Mevzuyu böyle soruyorlar. İcra KPSS'e bak. Elimle gösteriyorum. İcra KPSS'e. Ondan sonra DGS. ALES'te deneniyor bunlar. Yarın KPSS'e mantıklı çıkma yapacaksın. O yüzden devam. Şimdi mola veriyoruz arkadaşlar. İstirahat edin. Gelin.